6 Şubat'ta asrın felaketi olan büyük bir iki tane deprem yaşadık. Bu süreçte 2 ay boyunca AFAD'la elimizden geldiğince esnaflarımız, Avşin halkına hizmet etmeye çalıştık. Tabii ki toparlanma aşamasına geldiğinde bizim yani en büyük sırtımızın kamburu esnaflarımızın ağır hasar görmesiydi. Bu da tüm ilçelerde bunlar yaşandı. Sizler de bildiğiniz, gördüğünüz gibi. Biz bu esnaflarımız için ne yaparız diye oturup kriz masalarında tartışırken bu konteyner esnaflarını yerleştirmeye başladık. Sağ olsun Çorum Valimiz, Avşin Kaymakamımız, Avşin Belediye Başkanımız bu süreçte bizlerin isteklerini hiçbir zaman geri çevirmediler. Onlara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Diğer illerde, ilçelerde hala yapımına devam eden konteynerler, esnaf yerleştirmeleri Avşin'de yaklaşık 2 aydan beri 110 tane esnafımız yerleşmiş şekilde. Bunların da %90'ı yani evine ekmek götürecek seviyede tezgahlarını kurdular. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Avşin halkından benim ricam da ya bu esnaflarımıza biraz daha ilgi alaka göstererek bunların ayakta kalmasını sağlamak. İnşallah yarın bir gün dükkanları, iş yerleri yapıldığında tekrar düzenleri bozulmadan Avşin bütçesine fayda sağlarlar. Kendi ailelerine fayda sağlarlar. İki kardeşiz. Beraber açtık 2022'nin birinci ayında. Bir sene geçti. Bir senenin sonunda, bir sene 13. ayda depremi yaşadık. Asrın felaketini. Bu felaket sonucu iş yerimiz ağır hasar aldı. Devletimizin imkanları sayesinde konteyner çarşı kuruldu. Konteyner de tekrar devam etmeye başladı. Çok şükür tekrardan hep el birliğiyle ayağa kalkacağız. Yani işimiz de iyi. Daha da iyi olacağız. Bunu nasıl olacak? Halkımızın da desteğiyle konteyner çarşıdaki esnaflara biraz daha yoğunluk verilerekten hep beraber kalkacağız. Büyük bir facia yaşadık. Rabbim bir daha yaşatmasın ama Allah devletimizden, milletimizden herkesten razı olsun. Dükkanlarımız hasarıyordu, iş yerlerimiz hasarıyordu. Sayın Emlak Başkanım başta olmak üzere tüm devlet yöneticilerine sonsuz teşekkür ederim. Bizi açıkta bırakmadılar, yardımcı oldular. Depremden önce tam merkezi bir yerde dükkanımız vardı. Maalesef yıkıldı. Buraya geldik. Sağ olsun başkanım da burayı, kaymakam bey de sağ olsun. Bütün iller sağ olsun. Burada güzel bir tezgah kurduk şu anda. Yavaş yavaş ilerliyoruz inşallah. Allah bir daha yaşatmasın böyle acıları. Hatay genelinde kırsal yaşamı canlandırarak tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürmesi için 46 kırsal mahallemizde 2283 adet konutun yapımına başlanmış olup çalışmalar süratle devam etmektedir. Şehirlerimizde ve kırsal alanlarda yapımlarını sürdürdüğümüz konut inşaatlarına paralel olarak depremin yıkıcı etkisine maruz kalan ağır ve orta hasarlı binaların yıkım faaliyetleri de aralıksız olarak devam etmektedir. Şu anda Hatay'ın Altınözü ilçesinde Babatorun Mahallesi'ndeyiz. Deprem köy konutları yapımına devam etmekteyiz. Şu an Babatorun Mahallesi'ne ait 47 konutumuz devam etmekte. 25'inin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Diğer 22'sinde kaba inşaatı devam etmektedir. Evlerimiz 3 artı 1, 124 metrekare olarak dizayn edilmiştir.
ince iş, kaba iş hepsinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hem depreme dayanıklı konutlar inşa etmeye çalışıyoruz. Hem halkımızın beğenebileceği bir köy mimarisine, yöresel mimariye uygun evler yapıyoruz. Köy halkımız için bazı evlerimizi bitirdik. Örnek daire olarak onlara sunduk. Sürekli vatandaşlarımız ziyarete geliyor ve evleri çok beğeniyorlar. Umutlarının hala olduğunu belirtiyorlar bize. Çok mutlu oluyorlar. Onların mutluluğu da bizi mutlu ediyor açıkçası. Devletin gücünü işte görüyorsunuz. Nasıl bir evler yaptığını, depremzedelerin yanında nasıl durduğunu, nasıl bir evler yapıldığını görüyorsunuz. Evler şahit. Şu anda depremzedelerin sabırsızlıkla bekledikleri evler bitmek üzere. En kısa zamanda çevre düzenlemesi biter bitmez depremzedelere teslim edeceklerini bize bildirdiler. Allah devletimizden başımızdan eksik etmesin diyoruz. Evler güzel. Villa tipi evler depreme dayanıklı. Yani ancak bu kadar güzel ev yapılır.